Hazreti Musa'nın son derece salih ve güvenilir bir genç olduğunu kısa zamanda anlayan Hazreti Şuayb, 8 sene yanında çalışması karşılığında kızlarından birini onunla nikahladı. Hazreti Musa'nın çobanlık yaparken kullanacağı asayı kendisine hediye etti. Bu asa sonradan Asa-i Musa adını alacak ve Firavun'un sihirbazlarının sihirlerini boşa çıkaracak olan asaydı. Hazreti Musa Medyen'den ayrılıp, Hazreti Şuayb peygamberin kızı olan eşini de yanına alarak yola koyuldu. Yolculuklarının bir safhasında Hazreti Musa ve eşi Tur Dağı'nın eteklerine geldiler. Kur'an bize olayın bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Musa bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada durunuz, ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum," dedi. Hazreti Musa, ateş zannettiği şeyin bir nur olduğunu ona yaklaştıkça anladı. Nur artıyor, ona gideceği yolu gösteriyordu. Hazreti Musa korkmaya, terlemeye başlamıştı. Sonunda Allah, Hazreti Musa'ya vahyetti. Kur'an bize bu sahneyi şöylece haber veriyor. Musa'ya, "Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah, şüphesiz benim, ben. Asanı yere bırak," diye seslenildi. Musa onu bir yılan gibi deprenir bir halde görünce, arkasını dönüp uzaklaştı, geri dönmedi. Rabbi ona, "Ey Musa, geri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın," dedi. Böylelikle peygamberlik vazifesi alan Hazreti Musa, bundan böyle Kelimullah, yani Allah'la konuşan, onunla hasbihal eden olarak anılmaya başladı. Hazreti Musa, ailesini Hazreti Şuayb'ın yanına gönderip Mısır'a doğru yola koyuldu. Burada kendisine peygamberlik vazifesi verilen kardeşi Hazreti Harun'la buluştu. İki peygamber kardeş bir gece vakti Firavun'un karşısına çıktılar. Onu tevhid dinine çağırdılar. İsrailoğullarının kendileriyle birlikte Mısır'dan ayrılmalarına izin vermesini istediler. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Allah'ın emir ve yasaklarını Firavun'a anlattıkça Firavun öfkeden deliye döndü. Hazreti Musa, Allah'ın izniyle asasını yere atınca, asası bir doğaüstü varlığa dönüştü. O varlık, Firavun'un üzerine yürüyünce, Firavun korkarak Hazreti Musa'ya, "İsrailoğullarını da seninle birlikte göndereceğim," dedi. Allah bunun üzerine Mısır'a sadece Kıptilerin mallarını ve ekinlerini helak eden bir tufan gönderdi. Bundan bir süre sonra da onları ekinleri ve meyveleri tarumar eden bir çekirge istilasıyla cezalandırdı. Ardından bir kurbağa istilası başladı. Tüm bu belalara rağmen Firavun iman etmediği gibi İsrailoğullarının Mısır'dan çıkıp Hazreti Musa'yla gitmelerine izin vermedi. Onlar Hazreti Musa'yı bir büyücü olarak tanımlıyorlardı.